Bu arada Yunanistan parlamentosu Fransa'dan 18 adet Rafael savaş uçağı alınmasına onay verdi. Anlaşmayla ilgili detayları haber muhabiri Manolis Kostidis bizleri bekliyor Atina'da ondan dinleyeceğiz. Manolis günaydın kolay gelsin öncelikle detaylar neler ve yapılacak ödeme de çünkü önemli bir miktar Yunan halkı bu duruma nasıl bir tepki gösteriyor senden dinleyelim. Evet, Yunanistan hükümetinin 18 Rafal tipi savaş uçağının alımı için getirmiş olduğu öneri, tüm anlaşma tüm partiler tarafından kabul edildi. Sadece Komünist Parti redoyu kullandı çünkü kendileri silahlanmaya karşı. Böylece Yunanistan hükümeti tüm partinin desteğini almış oldu. 18 Rafale tipi savaş uçağı Fransa'dan alınacak ve 2,5 milyar euroluk bir silah alımından bahsedilmekte. En azından anlaşma bu yönde ve ilk Rafal savaş uçaklarının Haziran ayından itibaren Yunanistan gelmesi ve tüm uçakların 2022 yılına kadar Yunanistan Hava Kuvveti'ne dahil edilmesi planlanmakta. Elbette ki e, Yunan halkının şu anda tepkisi yok. Çünkü e, özellikle geçen yıl Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de gerçekleşmiş olan bu gerginlik sebebiyle bu silah alımının mutlaka e, önemli bir adım olduğu belirtilmekte en azından Yunan medyasında bu tür yorumlar yapılmakta. Tabii e, Yunanistan hükümeti pandemi döneminde turizmden yaklaşık 20 milyar Euro'luk bir e, kayıp e, yaşarken 4 tane de fırkaten alımından bahsedilmekte. Böyle bir şey planlanmakta Bu 4 fırkaten alımının da yaklaşık 5 milyar euroya mal olacağı belirtilmekte. E, tabii bu dönemde bunu başarır mı Yunanistan büyük bir soru işareti. Aynı zamanda Türkiye ile görüşmeler başlıyor 25 Ocak'ta. İstikşaflı görüşmeler başlıyor. Yani gerginlik azalıyor ama Yunanistan silahlanmaya devam ediyor.